üretmek sadece basit bir kelimeden ibaret değil. Biz insanlar zannediyoruz ki bir şeyi ucuz alıp tüketmek çok karlı oluyor zannediyoruz. Eğer böyle düşünen varsa çok aldanıyor. Çünkü kar üretmekten geçer. Üretirsen kardasın. Ucuza alıp tüketirsen karda değil, zarardasın. Sebebi. Ben çiftçiyim. Üretmek için birçok maddeye ihtiyacım var. Birçok eleman kullanıyorum. Nedir bunlar? Traktör, yakıt, gübre, tohum, işçi gibi. Bunları kullanırken ben bir masraf ediyorum. Doğru. Ürettiğim malın bir maliyeti var. O da doğru. Ama şimdi kar zarar hesabını bir yapalım. Kar mıyız? Karda mıyız? Zararda mıyız? Acaba üretirsek mi karlıyız? Yoksa ucuza alırsak mı karlıyız? Ucuza almaktan kastım dışarıdan almak. Hani birisi diyor diye baba bu millet çalışıp siz yiyemeyeceksiniz. Ben dışarıdan daha ucuza alıyorum diyordu ya hani bir tanesi Erzurumlu bir dedeye. Bak şimdi hesabını yapıyorum. Ben bir şey üretmek için traktör kullanıyor muyum? Evet. Peki bu traktörü ben nereden alıyorum? Satıcıdan. Bu satıcı traktörü bana sattığında ticaret yaptığı için bir para ödüyor mu devlete? Vergi ödüyor mu? Evet ödüyor. Peki bu traktörü üreten firma bir vergi ödüyor mu? Evet ödüyor. Peki çalıştırdığı işçide sigorta primini ödüyor mu? Evet onu da ödüyor. Peki bu traktöre ben yakıt kullanıyor muyum? Evet kullanıyorum. Bu yakıtı üreten firma vergi ödüyor mu? Ödüyor. Peki bunu satan benzinlik vergi ödüyor mu? Evet o da ödüyor. Bu firmalarda çalışan işçilerin sigorta primleri ödeniyor mu? Evet o da ödeniyor. Peki bir iş hacmi oluşturuyor mu? O da oluyor. Tohum alıyorum. Üreten vergi ödüyor mu? Evet ödüyor. Bunu getiren firma vergi ödüyor mu? Evet ödüyor. Yani özetten alalım, kısadan alalım. Herkes bir şekilde birbirine bağlı ve herkes bir şekilde vergi ödüyor. Durmadan devlet bu vergiden dolayı para kazanıyor. Durmadan para kazanıyor. Ama zannediyor ki bunlar masraf yani gider yani bize bir girdisi yok neticede biz zarardayız. Hayır efendim, hayır. Şimdi bakın bir yerli ürünün maliyetini hesaplayalım. Bir de dışarıdan aldığımız ürünü hesaplayalım. Diyelim ki ben buğday üretiyorum. Bu buğdayın maliyeti 1 lira olsun ya da 5 lira olsun hiç önemli değil. Bu ürünü hükümet desin ki ben senden 5 liraya buğday almıyorum. Dışarıdan 2,5 liraya 3 liraya ithal ederim. Daha ucuza mal ederim derse ben de derim ki çok büyük aptallık yaparsınız. Çünkü siz burada çok büyük zarardasınız. Neden? Az önce girdi kalemlerini hesapladık. Traktör aldık, buna yakıt aldık, tohum aldık, gübre aldık. Bunların çalışanlarını hesap ettik, vergilerini hesap ettik. Yani devlet buğdayı benden 5 liraya alırsa kendisi mutlaka 500 lira kazanır bu girdilerden dolayı. Çünkü her şey birbirine bağlı olarak durmadan bu üretime katkıda bulunuyor. Bana 5 lira verirse devlet mutlaka bundan 500 lira kazanır. Mutlaka kazanır. Peki dışarıdan ucuz alalım şimdi bunu. Yarı fiyatına aldığımızı farz edelim. 5 lira bana vermedi, 2,5 liraya dışarıdan buğdayı aldın. Peki sen ne aldın önce? Nasıl bir şey aldın? İlaçlı mı, çürümüş mü, genleriyle mi oynanmış? Nedir yani? Aldığın nedir? Bir kere sen bunu bilemiyorsun. Aldığını farz edelim. Aldın, 2,5 lira ödedin. Görünüşte sen burada 2,5 lira kârdasın. Çünkü bana 5 lira vermemiştin ya, 2,5 lira dışarıya ödedin. Ne verdin sen bu adama? Kasandaki hazır parayı verdin. Hazır paradan oldun. Bunun karşılığında ben üretimden düştüm. İşte benim üretimimden dolayı senin elde ettiğin yüzlerce kalem gelir vergisinden mahrum oldun. Beni de küstürdün. Hayatımdan da bezdirdin. Ben sana nalet okumaya başladım.
Sen zannediyorsun kar ettim. Hayır. İthalat külliyen zarardır. Bedava dahi verse külliyen ithalat zarardır. Hatta ve hatta iddia ediyorum, diyorum ki o dışarıdan gelen malı bize verse, üzerine üstlük bir de para verse yine devlet zararda. Neden? Çünkü benden aldığında yüzlerce kalem maldan sen vergi alıyorsun. Yüzlerce kalem maldan vergi alıyorsun. Dışarıdan bu ithalatı yaptığın an bu vergiden tamamen mahrum kalacaksın. Beni de darıltacaksın. Ben de sana beddua edip duracağım. Tabii ki efendim. Bu dışarıdan aldığın mal, yani nasıl çözüm olur? Olamaz ki böyle bir şey. Sen tamamen kendi insanını bitirdin. Tamamen kendi insanını bitirmiş olursun dışarıdan aldığın zaman. Yahu 10 lira ver benden al. 10 lira ver benden al. Çünkü ben bu ülkenin sahibiyim. Senin vatandaşın benim. Sana vergiyi ödeyen benim. Üreten benim. Ne ürettiğimi biliyorum. E niye bana 10 lira vermekten çekiniyorsun? Zararın ne yani? Cebinden bir şey mi veriyorsun? Hayır efendim, devletin kasasından bana bir miktar para veriyorsun. Ama az önce örneğini yaptık ya hani. Sen misli misli zaten vergilerle bunu geri alıyorsun. Bu ülkenin iktisatçıları nerede ya? Bunlarda hiç beyin mi yok? Niye bunun hesabını yapmıyorlar? Yahut da başka bir şey mi var bu işin içinde? Ben sade bir köylü olarak bunu biliyorum da bu iktisatçılar bunu niye bilmiyor? Yahut da niye açıklamıyorlar? Bu ülkede bir ihanet var da bize mi söylenmiyor? Milli ekonomi modelini uygulamadığımız müddetçe ne bizim ne dünya insanlığının düzlüğe çıkması hiç ama hiç mümkün değil. Yahu adam bize cennet vaat etti. Köylüye cennet vaat etti. Bir, dedi ki vatandaş, köylüm benim. Önce dedi benden sen 1000 lira vatandaşlık maaşı alacaksın. Vatandaşlık maaşı. Bak hiçbir şey üretmedim daha. Hanımın 1500 lira ev hanımı maaşı alacak. 1000 lira da vatandaşlık maaşı alacak. 18 yaşından küçük çocukların 250 lira vatandaşlık maaşı alacak. Yahu ben daha hiçbir şey üretmeden milli ekonomi modeli yürürlüğe girdiğin zaman zaten 5-6 bin lira zaten benim cebime, bütçeme para giriyor, evime para giriyor. Hiçbir şey üretmeden. Ürettiğim zaman bana diyor ki ne üretiyorsan ürettiğin ürünün tamamını ben alıyorum. Yarı parasında sana tohumu toprağa ekmeden peşin olarak veriyorum. Al paranı. Diğer yarısını da sen bana ürünü teslim ettiğin zaman vereceğim. İstersen bu ürünü bana satmayabilirsin. İstediğin birine de satabilirsin. Ama o zaman benim sana verdiğim parayı bana geri ödeyeceksin. Ben senden faiz istemiyorum. Vade farkı diye bir şey istemiyorum. Sadece ben seni desteklemek istiyorum, diyor. Ürünün bir zarar mı gördü? Bu ürünün zararını devlet tarafından uygulanan sigorta sistemiyle ben karşılayacağım. Senin ürününü, üretemediğin ürünü üretmişsin gibi sana parasını yine sana ödeyeceğim, diyor. Ya Allah aşkına bir baba oğula böyle bir şey yapmaz, bir iyilik yapmaz. Oğul babaya böyle bir iyilik yapmaz. Adam bize dünyada iken cenneti vaat etti. Peki bu adamı dinlemedik. Bu adama inanmadık da ne oldu? İşte sürünmeye başladık. İnansaydık ne olacaktı? Cennet hayatı yaşayacaktık. Tren kaçmaz. Yerine öyle bir insan bıraktı ki ben hayranlıkla izliyorum. Hayranlıkla. Bu kadar keskin zeka. Tam babasının oğlu. Bu kadar bir keskin zeka olamaz. Bu kadar mükemmel bir konuşma olamaz. Bu kadar zihin açıklığı olamaz yani. Olağanüstü bir insan. Hüseyin Bey'i saygıyla anıyorum. Hürmetler ediyorum. Kendisi çok olağanüstü bir insan. Yani öyle babası gibi eli öpülecek bir insan. Hürmet edilecek bir insan. Dinlenilecek bir insan.